Amiyan'ın Frankfurt şehrindeyiz. Türk Başkonsolosluğu'nun önündeyiz. Gördüğünüz gibi vatandaşlar hala oy kullanmaya devam ediyor. Seçimin son günündeyiz Almanya'da. Akşam 9 itibariyle oy verme işlemi sona erecek. Biz de vatandaşlara mikrofon uzatarak seçimin nabzını tekrar yoklamak istedik. Seni nasip etsin. Sağ ol. Oyunuzu kime verdiniz abi? Gözlerinden öperim. Biliyorsun kime verdiğimi. Kime verdiniz? Tayyip Erdoğan'a verdim. Neden Erdoğan? Türkiye geliştiriyor ondan. Teşekkürler. Önemli bir seçim var önümüzde. Oy kullandınız. Ne düşünüyorsunuz ve oyunuzu kime verdiniz? Ben oy tercihimi Cumhurbaşkanlığında Kemal Kılıçdaroğlu'na, milletvekili seçimlerinde de Yeşil Sol Parti'ye verdim. Yani hepimiz için bir kader seçimi, özellikle yurt dışında yaşayanlar için de aynı zamanda bir kader seçimi. Her ne kadar Türkiye'de yaşamasak da oranın bütün bağımız, hani fiziken de burada olsak da ruhen oradayız. O yüzden daha demokratik, daha uygar, daha medeni de bir ülke için oyumuzu da kullandık. Umarım her şey çok güzel olacak. Umarım. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Oyunuzu kimden yana kullandınız ya da kimi destekliyorsunuz? Çok kişisel bir bilgi. Peki seçimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Seçimle ilgili ne düşünüyorum? Yorum yapmasam. Nasıl isterseniz. Yani şöyle, Türkiye'de yaşamayan bir birey olarak aslında Türkiye'deki insanların yönetileceği kişiye karar vermeyi çok doğru bulmuyorum ama tabii ki vatandaşlık görevim olduğu için gelip oyumu kullandım. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Hayırlı olsun, oy kullandınız. Oyunuzu kimden yana kullandınız abi? AK Parti. Neden AK Parti? İyi faaliyetler yaptığı için, iyi çalıştığı için, 20 senede gördüklerimiz hepsine ispatlıyor yani. Peki hiç mi sorun yok sizce Türkiye'de? Vardır, illaki vardır. Ama 20 seneye baktı ve öncesini bildiğimiz için 20 sene her şeyle çok güzel. Olduğuna inanıyorum. Daha da güzel olacağına inanıyorum. Hayırlı olsun abi, sağ ol. Sağ ol. Yok tamam. Zaten konuşamıyorum. Hayırlı olsun, oy kullandınız. Seçimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya da kimi destekliyorsunuz? Var mı bir düşünceniz? Ya biraz zor oldu son. 1-2 haftadır bayağı bir arada bir derede kaldık. Ama inşallah doğru seçim yapmışızdır diyorum. Seçiminiz kimden yana oldu? Söylemek zorunda mıyım? Yok, nasıl istersiniz tabii, oy gizliliği var. Ya vatan için her şeyi yaptık yani. Millet için inşallah herkes rahata vurur. Amacımız o, başka bir şey istemiyoruz zaten. İnşallah hayırlı. Doğru seçim yapmışızdır. Umarım. Teşekkürler, hayırlı olsun. Sağ olun. Oyunuzu kimden yana kullandınız? Erdoğan'a. Neden Erdoğan? Neden? Ya o şu anda başta. Düşüncem şimdi çekilirse başımıza başka ülkelerden el geleceğini düşündüğüm için. Ya. Peki sizce hiç mi Türkiye'de sıkıntı yok ekonomik olarak? Ne düşünüyorsunuz? Olduğunu düşünüyorum da, duyuyorum da, inşallah her şey hakkımızda hayırlısıdır. İnşallah doğru oy kullanmışımdır. Sonuçta biz Almanya'da yaşıyoruz, hiçbir şey bilmiyoruz. Şey diyorlar mesela, Türkiye'deki vatandaşlar, Almanya'daki gurbetçiler Türkiye'ye gelip yaşasınlar diyorlar mesela, madem o kadar seviyorlar diye. Ne düşünüyorsunuz, öyle diyorlar? Doğru, haklılar. Hepsi haklı. Biz burada oyrumuzda gidiyoruz, orada paşalar gibi yaşıyoruz. Onların ne düşündüğünü, ne yaşadığını hiçbir şey bilmiyor. Sadece duyduklarımıza göre. Ya haklarını helal etsinler. Erdoğan'dan başkasına da güvenemiyoruz yani. Diğer adaylar, neden diğer adaylar değil mesela? Ya hepsi boş geliyor biliyor musun? Gerçekten bak. Erdoğan gerçek her şeyin hakkıyla yaptığı, çalıyor mu bir şey yapıyor mu hiçbir şey bilmiyorum yani duyduklarımızla, ama gördüklerime bakıyorum, o hak ediyor. Ondan başka bizim Türkiye'mizi koruyacak bence başka birini göremiyorum. O kadar. Siz ne söylemek istersiniz abla? Çok yanlış düşünüyorsunuz. Çok. Kusura bakmayın. Türkiye bitirdi. Her şeyi yerle bir etti.
İnsanlar acında öyle insanlar kendini intihar ediyor her gün. Yapmayın, yapmayın. Çok yanlış düşünüyorsunuz. Hakkımız da helal. Lütfen. Ya. Hadi lütfen. Teşekkürler. Sağ ol abi. Biliyorsun oy kullandınız. Oyunuzu kime verdiniz abi? Ben Erdoğan Cumhurbaşkanımıza verdim oyumu. Neden Erdoğan? Neden Erdoğan? Erdoğan hep millete yardım etti. Benim için başka bir aday yoktu. Bir de bu şimdi Alman vekillerden Cem Özdemir'e bir lafımı söyleyeyim. Onun için ben oyumu kullandım. Çünkü her tarafta kampanya yaptı, oyunuzu kullanmayın. Onun için Erdoğan'ı verdim. Erdoğan numara 1, Cem Özdemir. Teşekkürler abi, sağ olun. Biliyorsun oy kullandınız. Teşekkürler. Oyunuzu kimden yana kullandınız ya da kimi destekliyorsunuz? Kılıçdaroğlu'ndan yana kullandım. Kalbimizi yapalım. İki kalp de bizden. İki kalp de bizden, sanda olsun. Neden Kılıçdaroğlu? Babadan dolayı, sülaleden dolayı, değişiklikten dolayı, yolsuzluklardan dolayı, halkın refah içinde yaşamasından dolayı, ondan dolayı onu seçmek ihtiyacında duyurduk. Yani. Gidişat bu şekilde olduğu için Türkiye'deki halk da memnun değil bu durumdan. Aslında ben yurt dışında yaşayan birey olarak eğer CHP iktidara gelirse isteğim yurt dışındaki vatandaşların Türkiye için oy kullanmalarını istemiyorum yani. Biz burada Türk vatandaşı olarak yıllardır 30 sene, 40 sene oy kullanmıyoruz Alman hükümeti için ama vergi veriyoruz. Ama buranın yönetimi hakkında karar vermiyoruz. Senede bir kere Türkiye'ye Urlap'a gidiyor, izne gidiyoruz. Ama orası için karar veriyoruz. Burada o verilen karar orada yıllarca ömür boyu yaşayan Türk halkı için değişikliğe sebep oluyor. Yani buradakisiyle buradaki yaşam standartları, koşulları, hak, hukuk, adalet Türkiye'yi etkiliyor. Hani buradakine göre oy verip de Türkiye'ye etkilemesini istemiyorum yani. Hani en basit, bugün itibariyle 1 kilo kıyma 7 euro. Bugün kaç? 09.05.2023. Türkiye'de bugün itibariyle 350 lira kıymanın kilosu. Artık asgari ücretle çalışan olsun, emekli olsun nasıl geçiniyor, nasıl alıyor, nasıl yiyor, nasıl protein tüketiyor, onu sorgulamak lazım. Ha, %40 bugün işçiye %45 Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Zam. O bir seçim vaadi mi? Yani seçim. Evet, kesinlikle seçim vaadi. Neden seçimden önce? Seçimden önce çünkü kararsız oyları alabilmek için. Ha, hadi de idare edelim, bu sefer de verelim, ne olacak deyip oy vereceklerin oyunu da almak istiyorum. Burada Kılıçdaroğlu'nun seçimlerden önce birçok vaadini şu an hükümet dile getirip onayladı. Buradan da CHP'yi kınıyorum. Keşke bu istekler çok önceleri dile getirseydi de bu zamlar emekçiye, işçiye, halka bir an önce yansıtsaydı. Ha tabii ne kadar geçerli olacak %45? 3 ay, 5 ay, 1 sene sonra seçimlerden sonra ne olacağı belli değil. Şu an euro olmuş 21.51. Ha, espri yapayım hadi son kez. Euro yükselsin diye AKP'ye vermedim yani. Oldu. Teşekkürler abi, sağ olun. Oyunuzu kimden yana kullandınız? Kılıçdaroğlu. AK Parti. Neden Kılıçdaroğlu? Neden AK Parti? Yeni bir rejim, yeni bir devlet. Yeniliğe ihtiyacımız var. Onun için Kılıçdaroğlu diyorum. Hayırlı olsun abla. Teşekkür ederim. Şey olmazsa tabii, Kılıçdaroğlu için teröristlerle işbirliği yaptınız diyorlar ya bazı kişiler. Şimdi de Hüdapar'la onlar işbirliği yapıyor. Onlara ne demeli peki? Domuz bağıyla ipe asılanlar, evet, olarak öldürenler. Türk, Kürt hepimiz kardeşiz burada. Daha diyeceğim başka bir şey yok. Kimse bizim huzurumuzu bozamayacak ama Türkiye'nin bir yeniliğe ihtiyacı var. Onu diyorum. Teşekkürler abla. Sağ olun. Soru kullandık canım. Oyunuzu kimden yana kullandınız abi? Oyunumuzu devletimizin geleceği için, Türkiye Cumhuriyeti'nin tekrar doğuşunu kutlamak için kullandık. Türkiye'yi batıranlar için kullanmadık. Tabii ki CHP. Neden CHP? Öyle icap etti. Atatürk'ümüzün partisi. Evet, Atatürk'ün partisi. Onun için kullandık. Geleceği için. Kamerayı da mı çekiyor? Türkiye Cumhuriyeti yıkılmayacak. Hiçbir zamanda kimse yıkamayacak canım. Peki ne düşünüyorsunuz ekonomiyle ilgili Türkiye'de? Ekonomiyi götüren götürmüşler. Yeni geldi Türkiye'den. Hiç tekrar alamıyoruz diyorlar. Tekrar Türkiye Cumhuriyeti kurulacak. Teşekkürler. Her şeyin daha iyi güzeli olması için
CHP diyorum. Sağ olun. Oyunuzu kimden yana kullandınız? Yeni iktidarın değişmesinden yanayım. Neydi? CHP. Yani Kılıçdaroğlu verdiniz. Kılıçdaroğlu için, evet. Neden Kılıçdaroğlu? Artık değişmesinin zamanı geldi. Teşekkürler. Sağ olun. Oyunuzu kimden yana kullandınız? Onu söylemememi gerektiği daha. Peki seçimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Türkiye'deki ekonomik durum? Ekonomik durum bence Türkiye'de şu anda çok iyi. Yani ekonomik durumu eskiden daha kötüydü. Benim babaannem, halam var Türkiye'de. Çok yani kötü durumlardaydılar. Ama iktidara geçtiğinden beri AK Parti daha bir güzelleşti yani. Onların ekonomik kendi kendilerine bakabiliyorlar. Az daha yardım istiyorlar. Peki şey diyorlar Türkiye'deki vatandaşlar. Ahmet'teki gurbetçiler madem öyle diyorlar, Türkiye'ye gelip ne yaşamıyorlar diye. Ya şimdi şöyle bir şey var abicim. Ama Türkiye'deki vatandaşlar hepsi diyor da yani gelsinler burada yaşasınlar falan filan da yani. Onlar da zaten buraya geri geliyorlar yani. Geri dönüyorlar, geliyorlar, gidiyorlar. Yani artık dünyada öyle bir sistem yok. O gelsin, bu gelsin, şu gelsin. Yani sistem zaten tümden değişiyor yavaş yavaş. Yani o yüzden dolayı saçmalık bence bunların hepsi. Yok işte karışmasınlar da, yok böyle olmuş da, yok şöyle olmuş da. Yani niye karışmayayım yani? Sonuçta benim de o devlete katkılarım oluyor. Sonuçta ben de o devlete giriyorum, çıkıyorum. O yüzden dolayı hayır, bence herkes oy kararını ya da kendi tercihlerinde serbest kalmalı. Doğru değil mi? Teşekkürler. İyi günler. Bizi kimden yana kullandınız abi? Alo. Bizimki belli AK Parti ya. Neden AK Parti abi? Bu adamı seviyoruz yani. Sevmeniz yeterli mi yoksa? Adam çok mücadele ediyor. Öbürleri gibi değil. Adam her şeyi yapıyor yani. Adam Türkiye'de çok şeyler yapmış. Bizim parti AK Parti. Teşekkürler abi, sağ olun. Hoş geldiniz. Ben Fatma Muratoğlu. AK Parti'den sandık kurulundayım. İnşallah vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olur. Seçimimiz güzel olur. Frankfurt'ta kargaşa olmadan konsolosumuz Erkan Başkan'ın sayesinde, Nuray Başkan'ın sayesinde, diğer partilerinin hep beraber güzel uyum içinde çalışıyoruz, çalıştık. Herhangi bir olay yaşanmadı ya da bir olay oldu mu? Yok, herhangi bir olay yaşamadık. Sistemli bir şekilde çok güzel diğer partililerle iyi geçimimizi sağlayarak vatandaşlarımızın oyunun kullanmasını sağlıyoruz. İnşallah vatanımıza, milletimize hayırlı olur. Söyleyeceklerim. Teşekkürler abla. Güzel günler. Umarım. Hayırlı olsun oy kullandınız. Oyunuzu kimden yana kullandınız? Oy kullanmadım. Alman vatandaşıyım maalesef. Hanımım oy kullandı. Türk vatandaşı. AK Parti'ye verdik. Neden AK Parti'ye? Neden AK Parti? Son 20 senede yapılan, son 100 yılda yapılmadı. O yüzden en basit örneği yurt dışındaki vatandaşlar %80'i emekli oldu Türkiye'den. Biliyorsunuz EYT geldi. Ondan dolayı, yapılanlardan dolayı, dış güçlere dik duruştan dolayı, yediğimiz ekmeğe tükürmemekten dolayı AK Parti. Başka kimse değil. Yedili koalisyonu konuşmaya hiç gerek yok. Çünkü toplasan bir tane Erdoğan'ın tırnağı etmezler. Diğer adaylar yetersiz mi sizce? Yetersiz mi? Tırnağı etmez. 7 tane aday bir Erdoğan'ın tırnağı etmez. Toplasan zaten onun boyunu geçen yok. Allah boy vermiş, akıl vermiş, zeka vermiş, iman vermiş, güç vermiş. Bizi de arkasına aldı. Peki ekonomiyle ilgili ne düşünüyorsunuz Türkiye'de? Ekonomi sizce iyi mi? Çok iyi. Çok mu iyi? Çok iyi. Ekonomi iyi olmasa depremzedelere 3 ay içinde bütün evleri yapamazdı. Şey diyorlar mesela, yurt dışındaki gurbetçiler Türkiye'de ekonomi iyi deyip buraya gelip yaşamıyorlar diyorlar mesela. Gidip orada yaşasanıza diyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de biz zaten öyle yapıyoruz. Biz Almanya'da çalışıyoruz. Paramızı biriktiriyoruz. Türkiye'de gidip yiyoruz. Mantıklı olanı yapıyoruz. Yani burada gelip kalıcı olun diyorlar. Türkiye'de mi? Evet. Kalıcıyız. Biz orada ev alıyoruz, arsa alıyoruz, yatırım yapıyoruz.
Burada yapamadığımız şeyleri orada yapıyoruz tabii ki. Çalıştığım, kazandığım parayı ben Türkiye'ye yatırıyorum. Almanya'ya da yatırım yapıyorum. Çünkü burada çalışıyoruz, burada kazanıyoruz. Tabii ki yani orada yaşıyoruz biz. Yaşamaz değiliz yani, gidiyoruz. 2 ay, 3 ay, 4 ay orada yaşıyoruz. Almanya'da yaşıyoruz. Ben 50 yıldır buradayım, 50 yaşındayım. Biz de şunu tavsiye ediyoruz. Bize onu diyenler neden Türkiye'ye gidiyor? Hiç gitmeyin Türkiye'ye. Örneğin muhalefetten olan insanlar Almanya'da seçime destek vermesin diyor buradaki yaşayanlar. Ama ilk oyu veren onlar. 7 kişinin seçmenine sesleniyorum buradan ben. Hani bize diyorsunuz ya, hakkınız yok sizin Türkiye'dekilerin kaderini belirlemeye. Doğru, madem öyleyse ilk neden siz oyunuzu veriyorsunuz? Neden bizden önce sıraya duruyorsunuz? Önce bu sorunun cevabını versinler, ondan sonra ikinciye geçelim. Benim atam, dedem, babam hepsi oradayken, mezarları oradayken, oraya defnettiysek tabii ki ben de konuşacağım, oyumu vereceğim. Gittiğim zaman da Türkiye'mde istediğim gibi yaşayacağım. Bu gayet doğal hakkım benim. Benim kütüğümü silemezsiniz. Benim Alman vatandaşlığım olabilir ama benim kanım, canım, vatanım. Asker olduğun zaman Türkiye'nin askerisin. Bir gün Almanya'da savaş çıksa Almanları ilk koruyacak yine biziz. Benim 20 tane Alman arkadaşım var, diyor ki sen delisin. Biz kaçarız, sen niye duracaksın? Bizde namus kavramı var çünkü. Edep var, haya var. Onlar olmadığı zaman kaçarsın. Biz kaçamayız. Kağıt üzere Almanız. Evet. Abi çok teşekkürler. Rica ederim canım. Oyumuzu kimden yana kullandınız? Oyumuzu kullandık işte. Hep vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Fenerbahçe'ye gıcık gidenlere oy vermedim. Fenerbahçe'nin yanında olanlara oy verdim. Bunu da herkes biliyor. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Oyumuzu kimden yana kullandınız? Söylemek zorunda mıyım onu? Yok, nasıl isterseniz. Ben reise verdim. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Yani ondan başka yönetecek bir insan yok. Diğer adayları yetersiz mi buldunuz yoksa? Yetersiz bence. Yetersiz ve konuşmaları hiç hoşuma gitmiyor bazı adayların. Peki Türkiye'deki ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir değişiklik olması gerekmiyor mu sizce? Vallahi ekonomi hakkında şimdi pahalılık her yerde var. Yani tüm ülkelerde pahalılık var. Türkiye'de de var. Almanya'da da var yani. Bu kadar. Teşekkürler abi, sağ olun. Kimden yana? Bak, Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Ya başka yeter de, canımıza yetti de 20 senedir. Hırgızlık, her bok var. Çalma, çırpma. En küçük belediye başkanları bile çalıyor, çırpıyor, üstünü kapatıyorlar. Çocuklara cinsel taciz. Daha ne olsun? 16 yaşında çocuklara veriyor. Hizbullah yanında maşallah Türkiye'yi batırmaya gelmiş bu adam. Yetmez mi daha? Yeter herhalde. Teşekkürler abi. Hadi iyi günler. Oyunuzu kimden yana kullandınız? Tabii ki HDP verdik. Neden HDP? Neden? Kendimizi savunduğumuz için, bir şeyler yapmak için. Cumhurbaşkanlığı tabii ki CHP verdik. Kılıçdaroğlu. Evet. Onun için hayırlısı diyelim, hayırlısı olsun. Teşekkürler abi, sağ olun. Oyunuzu kimden yana kullandınız? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu abi? Sahtekar değil, hırsız değil. Bu yüzden. Türkiye'miz için, Türkiye'dekileri için. Biz burada yaşıyoruz. Buradakiler de Türkiye'nin hayatını oynuyor. Tayyip Erdoğan'la verip de. Kılıçdaroğlu. Hayırlı olsun abla. Teşekkür ederim. Abla, Ben de oyumu CHP'den kullandım. Kendisini çok sevdiğim için, Türkiye'm için, ülkem için Kılıçdaroğlu diyorum. Teşekkürler abla. Olmadığı için, hırsız olmadığı için. Ben anlamıyorum Türkiye'deki veyahut da buradaki insanların zihniyetini. Buradakiler gidiyorlar, veriyorlar. Türkiye'deki insanların hayatını oynuyorlar. Onların hayatına biz müdahale ediyoruz. Buradaki vatandaşın oy kullanmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Normalinde kullanmaması gerekiyor. Veyahut da beynini kullanması lazım. Oy atarken insanlar beynini kullanması lazım. Ama herhalde beyin de yok artık. Şey diyorlar ya şimdi. Özürlüyüm. Özürlüler Tayyip Erdoğan'a atıyorlar. Onun için.
Sağ ol abla, teşekkür ederim. Gülme. Öyle oldu. Abi hayırlı olsun, oy kullandınız. Teşekkür ederim, sağ olun. Oyunuzu kimden yana kullandınız abi? Orası gizli kalsın ama halkımızın, vatanımızın hayrına olacağını muhakkak inandığımız bir aday. Sonuç ne olursa olsun Türk milleti birlik, beraberlik, kardeşlik mesajı almalıdır bu seçimden. Seçimin sonucu, yani ne olursa olsun herkes buna teslim olmalıdır. Bunu asla darbe olarak yorumlamamalıdır. Yani darbe bile saysalar halkın darbesidir. Demek ki adalettir, yani adalet tecelli etmiş olur. Sonuç ne olursa olsun hayırlı olsun diyoruz. Şimdiden başarılı bir siyasi yaşam diliyoruz yeni kazanacak olanlara. Oyunuzu kimden yana kullandınız? Biz istikrarın devamı yönünde oy kullandık. İnşallah hayırlı olur. Erdoğan. Evet. Evet. Neden Erdoğan? Vallahi neden Erdoğan? Yani açıkçası diğer taraf beni çok ikna edemedi. Çünkü bir yapılanlar var. Bir de sadece vaatler var. Doğal olarak bir de 20 küsür senedir hiçbir başarı yok karşı tarafta. Yani açıkçası beni karşı tarafta oy vermemi sağlayacak hiçbir neden yok. Yani gözle görülür bu tarafta katı şeyler var. Tabii ki de ben muhafazakar ve inançlı birisi olarak Erdoğan'ın bugüne kadar yapmış olduklarından dolayı rahat bir şekilde devam etmeyi istedim. Ona o şekilde. Peki Türkiye'de ekonomiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben kısa bir süre önce... Hiç mi sıkıntı yok? Tabii ki var, olmaz olur mu? Şimdi biz burada sıkıntıları görmezsek zaten yalan söylemiş oluruz. Yani nasıl dünyada bir sıkıntı varsa ülkemizde de sıkıntı devam ediyor. Pahalılık özellikle. Kısa bir süre önce Türkiye'deydim. Müthiş bir pahalılık var. Ama buna da baktığımızda bence karşı tarafın bu yönde bir politikasını görmedim ben açıkçası. Gene bu işi çözerse de şu anki istikrarın devam etmesi ve ileride işte bu kazanımların belki halka yansıması bizim için daha iyi olur. Peki şey diyorlar, Almanya'da yaşıyorlar fakat buraya gelip yerleşmiyorlar. Madem o kadar Türkiye'yi övüyorlar, ekonomi güzel diyorlar. Ne düşünüyorsunuz bu konu? Aslında bence çok tuhaf bir konu çünkü biz de o toprağın insanıyız, yani oralıyız. Doğal olarak belki biz burada yaşıyoruz ama canımız kanımız orada. Her evden belki annemiz, babamız, akrabalarımız bir şekilde memleketimizde yaşıyor. Dolayısıyla memleketimize duyarsız kalamayız. Yani o düşünceye ben çok katılmıyorum. Kaldı ki karşı tarafa oy vermiş olsa bu kadar çoğunluk, belki bu hiç gündeme gelmeyecek bir konu. O sebepten yani biz de Türk'üz, doğal olarak Türkiye'nin her türlü olayı bizi de ilgilendirir. Belki orada yaşamıyoruz ama hepimizin hayali inşallah bir gün memleketimize dönmek yani sonuçta. Dediğim gibi hayırlısı olsun. İri iki taraf için de önemli olan ülkemiz kazansın. Diyecekseniz bu kadar. Hayırlı olsun, oy kullandınız. Teşekkür ederim. Oyunuzu kimden yana kullandınız? Vallahi o bende kalsın ama halktan yana kullandık diyebiliriz. Oyunuzu kimden yana kullandınız? Söylememizde bir sakınca yok. Yok, nasıl ister? Değişim. Kemal Kılıçdaroğlu'na verdik. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Değişim şart. 22 sene oldu. Aslında artık yeter diyorsunuz. Artık yeter. Bir de ikincisi, aslında oy kullanmak istemiyoruz. Almanya'da yaşayıp da Türkiye'nin kaderini belirleyen insanlardan olmak istemiyorum. Oy kullanmak istemiyordum. Yani orada yaşayan insanların kaderini belirlemek istemiyorum ama yine de kullandım. Değişim şart. Türkiye'de yaşayan işçiler için. İkinci oyumuzu da TİP'e verdik. Türkiye İşçi Partisi. Evet, milletvekili seçiminde. Evet. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun abi, sağ olun. Oyunuzu kullanmadınız. Kullanmıştık, başka işimiz vardı. Onun öyle için mi? Geldik onlara. Peki kimi destekliyorsunuz? Evet. Seçimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Cumhur İttifakı'nı. Neden Cumhur İttifakı? Neden? Karşıdaki Millet İttifakı'na bakarak karşılaştırdığımızda şu yapılan seçimlerde bu herhangi bir parti seçimi değildir. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluşu, yok oluşunun mücadelesidir bu. Onu net olarak bir kenara koymamız lazım. O için çok önemli bu seçim. Ve şu anda biz mevcut hükümeti destekliyoruz. Her zaman da yanındayız. Teşekkürler abi. Siz bir şey söyleyebilirsiniz. Demek istediğim tek şey şu: herkes kulak versin. Bu gelen Osmanlı'nın ayak sesleri. Benim adım Metin Aras. Bu sakat ayağımla başka bir şehirde yatağımda kalkıp gelip oy kullandıysam demek ki vicdan zamanıdır artık. Kullandım. Benim oyum bende kalsın. Ve cennet gibi ülkemize hayırlı uğurlu olsun.
Bu kadar. Teşekkürler abi. Rica ederim. Oyunuzu kimden yana kullandınız abicim? Bu onu söylemeyeceğim. Peki seçimle ilgili ne düşünüyorsunuz? Türkiye'deki ekonomik durum. Hangi kanalı çekim yaptığınızı öğrenebilir miyim? Artı 49 Almanya'da yayın yapan internet sitesi YouTube. Vatanımıza uğurlu, hayırlı olacak bir şekilde kullandım. O da belli. Hayırlı olsun. O yüzden söylemeyeceğim. Teşekkür ederim. Teşekkürler abi. Hayırlı günler. Sağ olun. Oyunuzu kimden yana kullandınız abicim? Onu söylemek zorunda mıyım? Hayır, nasıl isterseniz. Ya seçimle ilgili düşüncenizi almak istiyoruz sadece. Vallahi Allah hayırlısını versin. Memleket için hangisi hayırlıysa onu versin. Teşekkürler abi. Oyunuzu kimden yana kullandınız? Oyum Yeşil Sol Parti'den yana oldu. Neden Yeşil Sol Parti? Yeşil Sol Parti yani bizim sürekli desteklerimiz vardı. Kendi parti yani başka partiye gerek duymadık. Cumhurbaşkanı'nda da Kılıçdaroğlu diye düşünüyorum. Aha, Kılıçdaroğlu'na. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Evet. Teşekkürler. Sağ olun. Oyunuzu kimden yana? Onu söylemesek bizde kalsa. Yok, sıkıntı yok ya. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a verdim. Neden Erdoğan? Ya bence ondan başka ülkeyi yönetebilecek birisinin olmadığını düşünüyorum. Yani adam bir de çok emek gösterdi. O yüzden hayırlısı diyelim ya. Sağ olun siz abi. Ben söylemeyeyim ya. Bende kalsın. Teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. Kim olacak? Erdoğan. Neden Erdoğan? Çünkü Erdoğan sağlam adam. Türkiye'yi, ülkesini düşünen adam. Yani Amerikalıların şeyini şey yapmıyor ama öbürküleri yapıyor. Anladın? Yani Amerika ne derse onu yapıyorlar öbürküler. Ama reis öyle değil. Reis resmini çekiyor. Bize böyle adam lazım. Teşekkürler abi. Önünüzü kimden yana kullandık? Valla şu anda Kılıçdaroğlu'ndan dolayı kullandık. Neden Kılıçdaroğlu? Çünkü yani yeni bir değişim gerekiyor tabii ki. Yani bu şeylerin alakası değil. Öyle uygun gördük. Hayırlısı olsun her şeyin. Teşekkürler abi. Sağ olun. Teşekkür ederim. Oyunuzu kimden yana kullandınız abi? Ben Kemal'den. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Kemal daha dürüst ve düzgün olduğu için. Yani ben burada yaşadığım halde ama benim akrabalarım orada. O yüzden daha Türkiye için daha hayırlısı olduğunu düşünüyorum. Daha düzgün ve daha demokrat, daha kucaklayıcı. O yüzden. Oyunuzu kimden yana kullandınız? Oyumu Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullandım. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Ya daha umutlu olduğunu düşündüm. Daha böyle daha vizyoner bir insan olduğunu düşünüyorum. O yüzden oyumu Kemal Kılıçdaroğlu'na verdim. Oyunuzu kimden yana kullandınız? Oyumuz o bende kalsın ya. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. İyi günler. Sağ ol. Abinizi kimden yana kullandınız? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Ulan biz dürüstlüğe bakıyoruz. Kim dürüstse ona oy veriyoruz. Memleketimiz hayırlı olsun. Hayırlı olsun abi, sağ ol. Abinizi kimden yana kullandınız abi? Valla söylemesek olmaz mı ya? O da olur. Ne düşünüyorsunuz? Önemli bir seçim. Tabii seçim için gerçekten önemli. Bizim milletimiz için inşallah hayırlısı olur. Onu düşünüyoruz. Onun için geldik. Onun için oyumuzu kullandık. Her şey için teşekkür ederim. Teşekkürler, sağ olun. Oldu, iyi günler. Sizi kimden yana kullandınız? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Özgür, layık bir Türkiye için diyorum. İnşallah her şeyin hayırlısı olur. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.